Nasıl güzel değil mi? Mesut iyi güzel istiyor. Vallahi. Dört altı tane şeref verdi. İşe gelmek de mi? Alacak ve hep birlikte değerlendir. Tarım aslında aynı zamanda tarım sanayi. Bize sanayi de demir çelikten geliyor. Değil. Yani tarımsal sanayi de var. Gıda sanayi var. Hayvancılıkla ilgili kısımlar var. Yani bunların hepsi yem sanayi var. Mesela buraya biz şimdi bir plan yapıyoruz. Allah nasip ederse 15 bin başla başlayacak bir hayvan organize sanayi planlıyoruz. Hayvan organize sanayi. Bunun içinde yem sanayi olacak, et entegrasyonu olacak, sucuklu, sosisli bilmem neydi bunların hepsi olacak. Bunun dışında sütle ilgili kısımlarda peyniriydi vesairesi olacak. Mesela Fransa'da bir inek sütünden 25 çeşit peynir yapıyor. Bir camış sütünden mozzarella peynir yapıyor. İtalyanlar mozzarella peynirinden 20-25 milyar avro para kazanıyorlar. Biz bütün fındıktan 2,5 milyar dolar kazanıyoruz. Yani aslında burası başlı başına kıymetli bir yer. Ve giderek de pandemiden dolayı da burası göç veren bir yer değil, göç alan bir yer olacak inşallah. Bunu yapacağız. Ben şu ana kadar ne dediysem yaptım. Allah nasip etti. Petrol boru hatları yaptık, barajlar yaptık, santrallar yaptık. Bunların hepsini yapmamız mümkün. Benim esas sizden, sizin istediğiniz olan yolu, suyu zaten yapacağız. Asfalt yapacağız. Yapıyoruz zaten. Hayvan organize sanayi yaparken yemi biz dışarıdan getirmeyi düşürmüyoruz. Burada ekip biçeceğiz. Yani bununla ilgili harita üzerinde çalışmamızı yaptık. Tarım müdürlüğümüz ve aynı zamanda Büyükşehir'deki Tarım Daire Başkanlığımız ki Türkiye'de sadece bizde bir tarım dairesi var. Belediyelere tarım dairesi olmaz mı bunun? Kırsal kalkınma falan diye böyle bir ufak bir şey yaparlar, bir birim oluştururlar. Bizde burada tam teşekküllü bir tarım dairemiz var, tarım başkanlığımız var. Ve burada biz bunu kökten alalım diye bilimsel çalışıyoruz. Doku kültürüyle şeyini, biyo inovasyon merkezini kurduk. Ben eski TÜBİTAK'lı olduğum için işe hep bilimsel taraftan gitmek istiyorum. Yalap şap böyle bir şey değil. Yani burada siyez buğdayı, biraz önce ekmeğini yedik. Siyez buğdayı, buradan 10 bin yıllık buğdayı. Anadolu'nun gerçek buğdayı. Hiç bozulmamış. Burada Mesudiye'nin topraklarında. Mesudiye sadece bizim dönemimizin Mesudiye'si, burada bin yıl önce de Mesudiye'liler varmış. Özellikle dere yolunun 25 tane tünelle Mesudiye ulaşılması başlı başına bir değer ve kıymet. Bu projenin mimari Sayın Bakanım. Yine Topcan Barajımız bu anlamda çok ciddi manada Akdeniz-Karadeniz yolu inşallah bu yıl itibariyle bitmiş olacak. 6 kilometresi var. Burası da tamamlandığında zaten biz bir saatte orduya gidiyoruz. Belki bir saatin altında orduya gitmiş olacağız. Evet. Oradan başlayalım. Öyle devam edelim inşallah.